Değerli izleyenler, sırada keyifle izleyeceğiniz bir özel röportaj var. Poyraz Karayel'in Fettan yengesi Songül'ü canlandıran Ece Özdikici tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Ben kocam bu halde. Ben ne yaptım şimdi ya? Ben ne yaptım şimdi? Hala konuşuyor, utanmaz, arlanmaz. Poyraz Karayel'in Songül'ü ünlü oyuncu Ece Özdikici kimlere neden isyan etti? Onlar bizi mahvetti, benim çocukluğumu mahvetti. Ve ünlü oyuncudan şok itiraflar. Kafamda şişlerle dolaştım. Tiyatro, dizi, sinema, yanında ressamlık, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebilmek için çırpınan bir aktivist, çiçeği burnunda bir gelin, tam bir İzmir aşığı. Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Ve sadece bir merhabamız vardı. Yoksa ben zaten evlenemezdim herhalde ya. Kötü bir karakter olarak anılıyor ama. İzmir'de doğup büyüyen, İzmir'de aşık olan, bu nedenle de artık İstanbul'da yaşasa da İzmir'deki hiçbir alışkanlığında vazgeçemeyen Ece Özdikici, bir evin bir kızı, bir de abi var ki çocukken çok çektirmiş kendisine. O dönem büyüdüğümüz için o Jean-Claude Van Damme, doğru mu söylüyorum bilmiyorum, onlar bizi mahvetti, benim çocukluğumu mahvetti. Kafamda şişlerle dolaştım. Ama yani o da tabii çok iyi niyetli bir şekilde gel kardeşim biraz oynayalım mı deyip, bizim de aramızda 6 yaş var yani. Hani biraz daha küçük olsa belki, yani yaşlarımız yakın olsa belki öyle olmazdı ama. Yani ben tabii bütün masumiyetimle oyun oynuyoruz zannediyorum. O da oyun oynuyoruz zannediyor ama işte filmlerdeki gibi değil yani, bunu biraz geç anladık. Pek çok kişi bekar sansa da Ece Özdikici iç mimar Mert Duyal'la evli. Üstelik onlarınki çocukluk aşkı sayılır. Ayrı sınıflardaydık ve sadece bir merhabamız vardı. Yani arkadaş bile değildik aslında. Sonraki yıllarda karşılaştık ve ondan sonra bir şeyler gelişti diyelim. Aslında ünlü oyuncu evliliğe pek sıcak bakmıyormuş ama bir anda kendisini nikah masasında bulmuş. Yoksa ben zaten evlenemezdim herhalde yani, öyle evlenebilecek yapıda bir insan değilim. Onun bu uyumu biraz beni o yola soktu. Bir de benim bu deli hallerimi çok benimseyen, çok seven bir insan, yani beni normalleştirmeye çalışmıyor. Bence öyle evlendik biz. Biraz da Songül'den söz edelim. Bahri Umman'ın gelini, Sadrettin'in eşi, gözü kara ve tehlikeli Songül. Nezil ettiğimiz yeter. Songül, bu işin sonu kötü bitecek. Kadın kesin para aldı. Para için her şeyi yapabilecek biri bu. Beni bu kadın tuttu. Sadrettin'i baştan çıkarmam için. Poyraz Karayel izleyenlerinin büyük çoğunluğu düzenbaz yenge Songül karakterinden çok hoşlanmıyor. Ama Ece Özdikici'nin Songül'e hak verdiği noktalar var. Kötü bir karakter olarak anılıyor ama senaristimiz Ethem'in tabii bunda çok büyük payı var. Sebepsiz ve koyu hatlarla çizilmiş bir kötü karakter değil. Hani karikatürize bir kötü değil. Ben onun o halini çok sevdim. İnsan. Her türlü haliyle insan aslında. Sokaklarda kalacak halim yok herhalde. Al sana para. Bu ne? Ya bu ne? Açım diyorum sana ben. Ya pavyonlara mı düşeyim ben? Dizinin ilk bölümlerinde Songül biraz geride kalan, silik ve etkisiz bir karakterdi. Ama Ece Özdikici sadece birkaç bölümde Songül'ü parlatmayı başardı. Aslında başlarda biraz daha minik bir karakterdi o. Karşılıklı yönetmenim ben ve senaristim beraber büyüttük diyebilirim. Birlikte çabamız var. Songül Umman rolü Ece Özdikici'nin kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Ama canlandırmak için deyim yerindeyse yanıp tutuştuğu başka roller de var. Köyde bir kadını oynamayı çok isterim. Suriyeli bir kadını oynamayı çok isterim. Bilmediğim birçok insanı keşfetmek için oynamak isterim aslında. Ama Songül'ün yeri ünlü oyuncu için bambaşka. Hatta bazen çekim bitince bile o moddan çıkamıyor. Nasıl kostüm ya şahin? Senaryoyu okuyorum. Tabii ki bu işin şakası. İzlediğiniz bu görüntüler kurgu. Zaten haberimizi izlerken Ece Özdikici'nin ne kadar naif bir karakter olduğunu anlamışsınızdır. Bu kadar beğeneceğini ben tahmin etmiyordum. Aslında kendi aramızda her zaman yaptığımız esprilerdi. Sadece çekelim mi dedik. İyi çekelim. Bayağı da çalıştık biz onun için. Kostümler falan farklı farklı derseniz. Ayrı ayrı haftalarda çekildi falan. Onun devamını başka başka şekillerde getireceğim. Allah takipte kalın bence yani.